İyi günler sevgili seyirciler. Osmanlı'nın kuruluş şehri Bursa'dayız. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesinin bulunduğu bu güzel bahçedeyiz. Yine ciddi rahatsızlıkları olan ve bu rahatsızlıklarından kurtulan izleyicilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Enver abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şehrinize geldik, misafir olduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ciddi bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldım. Hangi sene? 2002. 2002. Anjiyo olduk. 3 damar tıkalı olduğu söylendi. Ve ameliyat, kalp cerrahı bir profesör ameliyat etti. 2002'nin 7. ayında ameliyat oldum. Fakat 9. senede kalp krizi geçirdim. Tekrar? Evet. Bypass olduktan sonra? Tabii, 9 sene sonra. Anjiyo yaptılar. Anjiyo raporlarım var. Size takdim edebilirim. Orada yine görüldü ki 2 tane %100, 80, 85, 90 gibi tıkanıklıklar var. Enver abi doktora gittiniz. Doktorunuz size anjiyo yaptı ve size dedi ki 5 tane damarınızda çok ciddi %100'e varan tıkanıklıkların olduğunu söyledi. Doğru mu? Evet. Raporlar. Tabii. Raporlarınız burada. Şimdi bunu arkadaşlarımıza gösterelim. Onlar da zoom yapsınlar. Evet, Enver abinin raporları burada. Anjiyografisi. Ve yine diğer sayfada da yine buna zoom yapalım arkadaşlar. Damarların ne kadar tıkalı olduğu görülüyor. %60'dan 70'ten başlayan %100'e varan az önceki anjiyografinin sonuç kısmı. Ve ciddi şekilde damarlar tıkalı. İkinci kez kalp krizi geçirdiğinizdeki tablo. Bir araştırma kendime göre. Araştırıyorum ne yapabilirim. Televizyon izlerken iyi olan insanların röportajlarını izledim. Ve ben de aynı şekilde müracaatta bulundum. Kullandım. Ve o günden bugüne, yani 2011'den 2016'ya kadar hiçbir ilaç kullanmıyorum. Çok sağlıklıyım. Yaşım 64 olmasına rağmen koşarak merdivenleri birkaç kat çıkabiliyorum. Dağlara çıkabiliyorum. Hatta zaman zaman çobanlık yapıyorum. Dağ bayır geziyorum. Yürüyemiyordum. Korkarak adım atıyordum. Rampa yokuşu, hatta hastane yokuşu derler Kemalpaşa'da. Mustafa Kemalpaşa'da. Hastane yokuşunu normal adımlarla çıktım. Hiçbir sancı, sıkıntı çekmediğimi gördüm. Hızlı ve koşar adımlar yapmaya başladım. Bunu tabii yakınlarım, öncelikle eşim fark etti. Muayene oldum. Doktorum muayeneden sonra damarlarımın pırıl pırıl olduğunu söyledi. Yani ben de çok mutlu oldum. Sevindim tabii ki. Merdivenleri şu anda yaşım 64. Koşa koşa çıkıyorum. Yani böyle bir yaşantı içerisindeyim. Çok güzel. Enver abi size sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyileşmeniz, damarlarınızın açılması gerçekten bizi de çok mutlu etti. Ve biz programımızın da bir gereği olarak sizin gibi iyileşen insanları programlarımızı örnek olarak gösteriyoruz ki hastalar ümitlerini asla kaybetmesinler. İyileşeceklerine olan inançları hiçbir zaman kaybolmasın. Size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buralara kadar zahmet edip geldiniz. Sağ olun. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.